Aşağıdaki haritada dünyada görülen hortumların sıklıkla oluştuğu alanlar ile bunların izlediği hareket yönleri gösterilmiştir. Harita bilgilerine göre atmosferde oluşan hortumların aşağıdaki bölgelerden hangisinde yağışlara neden olması beklenmez? A. Meksika Körfezi kıyıları. B. Bengal Körfezi kıyıları. C. Madagaskar çevresi. D. Filipin adaları çevresi. E. Sahel bölgesi. Değerli arkadaşlar, sol tarafta bize bir dünya haritası, dünya haritası üzerinde ise tropikal siklonların etkili olduğu alanlar, yani hortum gibi, tayfun gibi veya kasırga gibi şiddetli rüzgarların etkili olduğu alanlar verilmiş. Bunların ismi nedir? Tropikal siklondur arkadaşlar. Tropikal siklon da dönenceler arasında etkili olan şiddetli rüzgarlara verilen isimdir. Soruda bize harita bilgilerine göre atmosferde oluşan hortumların aşağıdaki bölgelerden hangisinde yağışlara neden olması beklenmez diye sorulmuş. Bakalım A seçeneğine Meksika Körfezi kıyıları. Hortumlar, kasırgalar veya tayfunlar arkadaşlar denizler üzerinden karanın kıyı kesimlerine gittiğinde orada yağışlara sebep olabilir. Meksika Körfezi'nin kıyıları bakın şu an taradığım bölge ve bu bölgede yağışları oluşturması beklenir. B'ye geldik. Bengal Körfezi'nin kıyıları demiş arkadaşlar. Bengal Körfezi Hindistan'ın doğusunda yer alan bir alandır ve Bengal Körfezi'nde de deniz kıyısı olduğu için bu rüzgarlar yağış getirir. Madagaskar çevresi demiş arkadaşlar. Bakın Madagaskar çevresine. Madagaskar çevresinde yine bu rüzgarların etki alanındadır ve yağış alır. D'ye geldik. Filipin adaları çevresi. Filipin adalarının çevresi neresi arkadaşlar? Bakın şu bölge. Bu alanda yine tropikal siklonların etki alanındadır ve deniz kıyısı olduğu için yağış alır. Sahel bölgesi demiş. Sahel bölgesi arkadaşlar Afrika'da çöl ile savan arasında kalan bölgedir. Yani şu alanı ifade eder. Dikkat edin zaten karanın içerisindedir. Karanın içerisinde olduğu için rüzgarlar buraya gelene kadar kuru bir etki kazanır ve bu bölgede yağış oluşturması beklenmemektedir. Bu yüzden aradığımız doğru seçenek E seçeneğidir.